Efendim buyurun. Kahveleriniz de geldi. Buyurun bu sizin. Bu sizin. Bu da sizin Orhan amcacığım. Siz orta içiyordunuz değil mi? Serhat Bey, sizinkinin içine birazcık tuz kattım. Az geldiyse biraz ilave edeyim. Adettendir diye yapıyor. Biz geleneğimize geleneğimize dişkinizdir. Çok lezzetli olmuş kahve. Elinize sağlık. Tuzun ayarı da tam olmuş. Beste, üniversitede resim okuyormuşsun diye duyduk. Evet efendim, doğru duymuşsunuz. Resim bölümünde okuyorum. Benim hanım da resim meraklısıdır. Geçen hafta bir sergiden 20.000 lira resim aldık. Ya, evet bir resim aldık. Ama duvara göre biraz küçük kaldı. Ressama rica edeceğiz artık birazcık daha büyüğünü yapsın diye. Yapar canım, ne yapmayız ha? Parasını verin, ölçüleri de verin, yapar. Sizde de para çok. Sen ne tür resim yapıyorsun Beste? Vallahi ben daha çok cıbıldak erkek resmi çiziyorum. Cıbıldak erkek resmi mi? Kısmetse sizin de bir resminizi çizmeyi çok isterim Orhan amcacığım. Ne de olsa Serhat Bey'in babasısınız. Neden şöyle evimizin baş köşesinde çıbıldak bir resminiz olmasın değil mi? Ay üstüme iyilik sağlık. Beste beni çok acıdır işte ya. Beste beni de güldürdün ha. Hadi bakalım bacım, biz mutfağa gidelim de şu tatlıları neyin getirir, hadi. Tamam abicim. Çık bak, erkek resimleri çizerim falan onlar biraz fazla olmadı mı ya? Sen neticede Beste'yi temsil ediyorsun. İyi işte. Kız almasınlar diye oynamıyor muyuz biz bu oyunu? Ya iyi de yengeciğim, ha bu yemekleri gördükten sonra istemeyecekler ki. Fazla oldu bence biraz. Ha, sen öyle san. Oğlan bana nasıl mayoş mayoş bakıyor, sen görmedin mi? Anası babası beğenmedi belli. Ama oğlan o bulaşık suyu gibi çorbayı bile içecekti neredeyse ya. Ne diyorsun? Başaramadık mı daha? Tam değil. Daha fazla abartmamız lazım. Tabii Beste bunlara gelin gitsin istemiyorsan. İstemiyorum tabii. Yengeme bak hele ya. Tamam, sen ne diyorsun onu yap hadi. Tamam. Sen bana bırak. Ben bu taktiklerle var ya, bizim orada kaç tane kızı istemediği adama varmaktan kurtardım, sen bilmiyorsun. Hele. Acılı şekerparemle bir yesinler. Sen o zaman gör. Acılı şekerpare mi? Kedi tarifim. Bizim Camış bir kere benden habersiz eve misafir davet etmiş. Ben de icat ettim bunu. Bu var ya, acayip bir şeydir. Çiğnersin, yutamazsın. Adam doğduğuna pişman eder. Hele yengeme bak, alemsin ha. Helal olsun sana. Tamam, ben gideyim şu ağzımı bir çalkalayayım. O yaptığın iğrenç kahveden bir yudum aldım, ağzım ekşidi ya. Dekmen, ben sana normal kahve getirdim. Normal kahve mi getirdin? Yo yo, senin kahve güzeldi. Benim midem ekşimiş yenge, midem. Ben bir gargara yapayım. Tamam. Ben de şunları bir servis edeyim. Efendim. Şekerpare yaptım, inşallah seversiniz. Anne bak, şekerpare yaptım. En sevdiğim tatlı. Ne kadar hamar attın. Ya. Ay, eksik olmayın Serhat Bey. İnsan 6 ay hapishanenin mutfağında çalışınca her bir şey öğreniyor. Hapishane mutfağı mı? Hapishane mutfağında çalışmak derken... personel olarak herhalde değil mi? Yok yok, bildiğim mahkum olarak. Mahkum olarak? Yani hapiste mi yaptınız? Eski nişanım olacak namussuzu bacağından bıçaklamış. Ne günlerdi ya. Yarışa gelirdik de don sütyen getirirdik de... Damat, hadi gene iyisin ha. Beste iki kızdır, iki kızdır ama delikanlı kızdır. Sağ biri bulaşırsa bıçaklar bağırsaklarını döker. Bak anne, gördün mü? Hem eşim olacak hem de koruman. Ne eşi oğlum, bir dur. Ortada fol yok, yumurta yok.
Kapı, bakayım ben kapıya. İyi akşamlar Devrim. Zilek, kardeş. Oğlum misafir var da içeride. Biliyorum misafir var. Zeliş bana söyledi ya, biliyorum. Nasıl davranacağımı da biliyorum. Allah Allah. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Zilek. Efendim. Senin burada ne işin var? Ne demek ne işin var? Gecenin bu vaktinde hamile hanına belediye otobüsüne mi gelecektin? Hamile hali mi? Evet. Karnında benim çocuğumu taşıyor. Ah, rezalet. Hani ayran içmişti de şişmişti karnı. Zeliş. Kız sen niye yalan atıyorsun insanlara ya? Hamile olduğunu niye saklıyorsun? Ayıp değil ki bu. Dünya kanunu bu ya. Allah Allah. Kızım bu doğru mu söylüyor? He vallahi aslında doğru. Üç tane de evde var ellerinizden öper. Ah, Orhan kalk. Kalk kalk gidiyoruz. Artık bu dayanılır bir şey değil, skandal canım bu. Evet yani resmen çoluk çocuklu hamile bir kadına görücü gelmişiz ha. Şimdi o Ahmet kopacak. Anlamadım sen kime görücüyle gelmişsin? Kim olacak? İşte bu kadına. Ama ayıp size. Yani bizi zengin diye hamile bir kadını bize kakalamaya çalıştın. Rancimlik sen nasıl benim karma görücüye gelirsin ha? O ne acaba ben görürüm. Güleceğimi de gördüm ben. Sen nasıl benim... Sen... Bırakın sana. Kayın sana. Bir dakika bir dakika. Çıkarsın. Ne oluyor? Bağırma lan fazladan. Geç içeri. Tatlım attı yerken anlatırım ben. Tamam bir şeyler oldu herhalde. Anlatacağız. Geç. Ay durun durun. Şu çikolatayı sabahtan beri haşeriyorum. Allah da öyle gidelim içeriye. Çak. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.